merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere keçeden süpla yapımını göstereceğim. Keçelerin bir parça kalın, bir parça da ince. Öncelikle ben kalıplarımı hazırladım. Kalıplarımın küçük boyu 23 santim, büyük boyunun ölçüleri ise çapı ise 32 santim. Ben kalıbımı nasıl hazırladığımı göstereyim. Önce şöyle ikiye katladım. Sonra tekrardan katladım ve bu kalan kısımlara su bardağını koyup o şekilde kavisi verdim. Ve kesimi yaptıktan sonra eşit bir şekilde her yere dilimlerim oluşmuş oldu. Küçük boyunu da çay bardağını koyaraktan yaptım. Şimdi küçük boyuna ince olan keçemi uygulayacağım. Büyük boya ise kalın keçemi uygulayacağım. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Şunu şöyle tutup hemen çizime geçebilirim. Evet, ben bu kısımlarını nerve makasıyla kesmeyi istiyorum. Sizler normal makasla da kesebilirsiniz. Etrafı biraz şekilli durmasını istiyorsanız nerve makasını tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi nerve makasında bittiği yerde hemen dişini yerleştirip o şekilde koyup kesime devam edebiliyorsunuz. Evet, bunun etrafını zürafa tekniğiyle dikiyoruz. İğnemizi ipimizi geçirdik. Arkadan öne doğru iğnemi batırdım. Yarım santim şeklinde kalacak düşünelim. Şimdi geri şöyle battığımda şu dipten gelen ip iğnemin üstünde, iğne dilinden gelen de iğnemin hemen altında şu şekilde çeviriyoruz. Evet, ilk düğüm bu şekilde oluyor. Şimdi yine aradaki mesafeler yarım santim kalacak şekilde yapalım. Şöyle tekrardan göstereyim. İğnemi batırdım. İğne dilinden gelen ipim iğnenin altında dolanacak şekilde. Bu şekilde etrafını komple zürafa tekniğiyle dikiyoruz. Evet, bu şekilde zürafa tekniğiyle bitirdik. Bitirme aşamasını da göstereyim sizlere. Biten yerde ilk başladığım ipini şöyle alıyorum ve ipimi böyle doluyorum. Doladıktan sonra bir düğüm oldu. Keçe olduğu için hemen keçenin herhangi bir yerinden, orta kısmından battım. Herhangi bir yerinden çıkarıyoruz iğnemizi ve bu şekilde kesiyoruz. Şimdi sıra buna geldi. Bunun etrafını dikmeyeceğim. Nerve makasıyla kestiğimden dolayı. Bunu da orta kısımlarına dikiş atacağım. Orta kısmını belli. Hemen şöyle çizgilerimizi de çizelim. Tam son nokta. Hafiften çizelim.
Şöyle 4'e ayırdım. 4 eş parçaya. Her parçada da 3 tane dilim olacak şekilde eşit olmasına dikkat edin. Ve ben burada kas ayağı şeklini vereceğim. Şöyle düşündüm. Şurada. Buradaki de burada olacak şekilde. Bu da burada. Dikişimi şöyle göstereyim öncelikle.